Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz, her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size ne yapıyorum? Ben bugün size tavuk haşlaması yapıyorum. Ama Gürcü usulü. Gürcüler biraz farklı yapıyorlar. Şimdi ben size malzemeleri sayayım, hemen yapmaya geçelim. 8 tane tavuk butu. Burada 1 kilodan biraz fazla oluyor. 1 litreye yakın kaynamış su. Orta boy soğan. İstediğiniz kadar maydanoz. 1 çay kaşığı kişniş tozu. Yarım çorba kaşığı biber salçası. 1,5 çorba kaşığı domates salçası. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı domates sosu. Kışlık domates soslar var ya arkadaşlar, ondan kullanıyorum. Siz domates de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşık karabiber. 1 tatlı kaşık pul biber. 1 tatlı kaşık kekik. 1 tatlı kaşık tuz. İstediğiniz kadar sarımsak. Ben az kullanıyorum. Öncelikle iç harcı hazırlayalım. Soğan doğrayalım. Ocağa geniş bir tencere alalım. Ocağı açalım. Yarım çay bardağı sıvıya koyalım. Sıvıyanın yarısı koyuyorum. Kızmasını bekleyelim. Yağ kızdıktan sonra tavukları yerleştirelim ve kızartalım alt üstü. Tencereye kalan sıvıya koyalım. Soğan ekleyip kavuralım. Soğan biraz kavurduktan sonra biber salçası ve domates salçası. İyice karıştıralım. Salça ve soğan iyice kavurdu. Şimdi sarımsak ekleyelim. Sarımsak da biraz kavuralım. Sarımsağın koku çıkınca baharatları ekleyelim. Pul biber, kekik, karabiber, kişniş tozu, tuz. 2-3 dakika böyle çevirelim. Şimdi domates sosu ekleyelim. Bir taşım kaynasın. Sonra tavukları yerleştirelim. Hazırladığım sosu kaynadı. Şimdi tavukları yerleştiriyorum. Kaynamış su ekleyelim. Orta ateşte 40 dakikaya yakın pişiriyorum. Tavukları çevirmeyi unutmayın. Ara ara da karıştırın. Kapağı da kapatıyoruz. Şöyle bakayım. Çevirelim tavukları. Pişirmeye devam edelim. Bakalım. Yemeğimiz pişti. Bakın tavuklar bayağı güzel güzel pişti. Şimdi maydanoz koyalım. Biraz ayıralım maydanozu. Süslemek için de kullanacağız. Altı kapatalım ve servis yapalım. Afiyet olsun.